Beyniniz için antivirüs almanız gerekebilir. Birçoğunuz Elon Musk'ın önce bir maymun, sonra da bir insan beynine çip yerleştirmeyi başardığını duymuşsunuzdur. Fakat sizin de dikkatinizi çekmiştir. Beyne ulaşmak neredeyse hep büyük bir teknolojik başarı olarak gündeme getiriliyor. Pazarlamanın ana fikri aslında şu: İnsan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarsak birçok nörolojik soruna çözüm üretebiliriz. İyi de çözüm üretirken sorun da üretmiyor muyuz? Bunun aslında ne kadar riskli olduğunun farkında değil miyiz? 2018'e zaman yolculuğuna çıkarsak bunun örneğiyle karşılaşmamız mümkün. Davos'ta İsrailli tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari neler söylüyordu? Veri en önemli varlık. Çünkü artık sadece bilgisayarları değil, diğer organizmaları hackleyebileceğimiz bir noktaya ulaştık. Bunun için özellikle canlı organizma verisine ihtiyaç duyuluyor. Musk'ın çipi sayesinde insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kuruldu ve beyin verisini elde etme yolunda önemli bir eşik geçilmiş oldu. Ekonomist dergisinin aynı yılki Haziran sayısında da şu kapak dikkatleri çekmişti. Sıradaki hedef, düşünceler makineleri kontrol ettiğinde. Yani insan beyni ele geçirildiğinde nasıl bir risk ortaya çıktığını görüyor musunuz? Fakat kimse bundan bahsetmiyor. Kamuoyunda oluşan algı şu: felçli insanlar çipler sayesinde makineleri kontrol edecek. Oysa makineler ya da kötü niyetli kişiler de beynimizi kontrol edebilecek. Mesela Çin'de hükümet çalışanlardan beyin dalgalarını tarayan şapkalar takmalarını istiyor. Böylelikle beyne yönelik veri madenciliği sayesinde endişe ve öfke gibi tüm zihinsel durumlar takip ediliyor. Yani yeni yüzyılın hedefi insan beyni. Peki çözüm ne? Nörohaklar. Bu konuda adım atan bir ülke var, Şili. Anayasasına nöroteknolojiler ve beyin hakları konusunu dahil eden ilk ülke oldu. Geçen yıl Kasım ayında Avrupa Birliği Parlamentosu'na bağlı bir araştırma merkezinde "Beyinlerimizin yasayla korunması gerekiyor mu?" sorusunu sorarak konuyu Avrupa Birliği'nde tartışmaya açtı. 2 hafta önce Colorado eyaleti nöral veri koruma yasasını onaylayarak nöral veriyi koruma altına aldı. İnsanoğlunun beynini korumak üzere yeni vakıflar da kuruluyor. Columbia Üniversitesi de bu yönde bir adım attı. Sözün özü, küçük de olsa adımlar atıldı. Peki sizce beynimizi ve haklarımızı korumak için ne yapmalıyız? Bu olmadığı takdirde girişte de söylediğimiz gibi kim bilir belki de hacklenme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle storelarda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. Haber7.com. Bu noktada haber var.